Merhaba kızlar, hoş geldiniz. Merhaba. Aa, Tılsım? Aa, merhaba. Merhaba, biz de kitap bakmaya geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz derken, burası sizin mi? Evet, bahsetmemiş miydim? Aa, çok havalı ya. Artık bize de bir kitap hediye edersin. Tabii canım, siz bakın ne istiyorsanız bana söyleyin. Hem asıl işimiz bu değil ki, bu sadece eğlence. Siz bakın istediğinizi bana söyleyin. Tılsım, gelir misin? Sen neden arkadaşlarına buranın bizim olduğunu söyledin? Hayır, öyle bir şey demedim. Kızım az önce söyledin, duydum, yalan söyleme bana. Tamam anne ya, sadece iki tane kitap alıp gidecekler. Ben aşırı öderim. Kızım konu bu mu? İsterlerse 10 tane alsınlar, ben öderim, ben hediye ederim onlara. Ama ben burada çalışıyorum, buranın sahibi ben değilim. Neden böyle bir şey uyduruyorsun? Çünkü senin burada çalıştığını söylemek istemiyorum. Ben burada çalıştığım için sen benden utanıyor musun kızım? Anne tamam uzatma. Bir şey sordum sana. Ya anne ne yapıyorsun? Ya gidersin arkadaşlarına şimdi doğrusunu söylersin ya da ben söylerim. Anne sen niye böyle yapıyorsun ya? Hem bunlar ezik, anlamazlar. Kızım, ben burada çalışıyorum diye, elimden geleni yapıyorum diye benden utanamazsın bu bir. Arkadaşlarına ezik deyip onları küçümseyemezsin bu iki. Üçüncüsü ve en önemlisi de yalan söyleyemezsin kızım. Şimdi git ve dediğimi yap. Sen niye böyle yapıyorsun o zaman? Beni hiç mi sevmiyorsun? Seni çok seviyorum. Başkaları sana yalancı demesin diye böyle yapıyorum. Şimdi gidip doğrusunu söyler misin? Ya sen niye benim hayatıma karışıyorsun? Ya karışma. Babam benim hayatıma hiç karışmıyor. Sen de karışamazsın o zaman. Kızlar. Yapma. Az önce bir yanlış anlaşım oldu. Ben Tılsım'ın annesiyim. Biliyoruz. Okulda görüyoruz zaten. Evet ne güzel. Ben de sizi görüyorum. Az önce Tılsım'ın bir kafası karıştı herhalde. Bir hata oldu söylediği şeyde. Ben de onu düzeltmek istedim bir yanlış anlaşılma olmasın diye. Ben buranın sahibi değilim. Burası bizim değil. Ben burada çalışıyorum sadece. Kitabı bırakalım mı o zaman? Hayır. Kitabı bırakmayın, sizde kalsın. Benim size hediyem olsun. Başka kitap beğenirseniz de alın lütfen. Tamam mı? Teşekkür ederim. Rica ederim kızlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sana nefret ediyorum, tamam mı? Et kızım. Et. Başkaları senden nefret edeceğine sen benden nefret et. Ben babama gideceğim, tamam mı? Gidebilirsin tabii ki de babana. Ama bunu bana karşı bir tehdit gibi kullanmandan çok sıkıldım. Ben de senden sıkıldım. Karsu, Tılsım. İpek lütfen Tılsım babasını bırakabilir misin? Babam senden 1000 kat daha iyi zaten. Aman ne güzel. Ya beni arkadaşlarıma rezil etti. Tılsımcığım ama kadın haklı artık dayanamadı. Bak sizin için uğraşıyor, çalışıyor. Bence akşam ondan özür dile. Ya o zaman babamla barışsınlar.